İyi akşamlar sevgili seyirciler ve değerli konuklar. Joker'e hoş geldiniz. Yepyeni bir yarışma, yepyeni bir format. Türkiye'nin ekranı TRT 1'de. Büyük ikramiyemiz tam 500 bin lira. Bakalım bu büyük ikramiyeye ulaşmanız için hangi aşamalardan geçmeniz gerekiyor? Evet, 500 bin lirayı kazanmanız için size tam 10 adet joker veriyoruz. Şimdi de joker ağacımız. Hiç vakit kaybetmeden yarışmacımızı tanıyoruz. Şey geliyor, Hüdaverdi geliyor şimdi, seyret bak. Aha! Profesör geldi, bakın bu profesör. Gel bakın profesör. Kız, nasılsın? Gördüm! Hadi herkes yerine otursun. Ayakta kimse kalmasın. Bunlar ömür törpüsü derler ama bunlar hayatın çiçekleri, çiçekleri. Bahar çiçeksiz olur mu? Benim de kalbim sizleri seviyor çocuklar. Karşınızda Faruk Ömer Öztürk. Geldiniz. Buyurun. Müthiş bir bağ çocuklarla aranızda. Tabii. Olağanüstü. Çocukları çok seviyorum ben zaten. Herkes sever. Gerçi de ben biraz fazla seviyorum yani çocukları. Bir şey soracağım. Hangi isimle hitap etmemi istersiniz? Faruk, Ömer? Faruk diyebilirsiniz. Faruk. Peki Faruk Bey. Kimlerle geldiniz buraya? Ailemle geldim. Eşim ve çocuklarımla geldim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Şimdi yarışmamızın kurallarını anlatan ve nasıl oynanacağını gösteren bir bandımız var. Önce onu izleyelim. İzleyelim. Joker'de tam 15 adet soru var. Yarışmacıların tam 10 jokeri var. Yarışmacı soruları doğru cevapladıkça para ağacında bir basamak yukarı çıkar. Jokerler yanlış şıkları silmeye yarar. Yarışmacı bir soruda 3 joker hakkını kullanırsa otomatikman soruyu bilmiş olur. Yarışmacı soruya yanlış cevap verirse 4 jokerini kaybeder. Yarışmacının jokerleri biterse verdiği her yanlış cevapta para ağacından 4 basamak aşağı iner. Yarışmacı 15 soru sonunda para ağacında neredeyse o kadar ödül kazanır. Hazırsanız yarışmaya başlayalım. Başlayalım. Evet, birinci soru gelsin mi? Gelsin. Gelsin. Gelsin bakalım. Güzel ve etkili konuşanın ağzından ne damlar? A. Tatlı söz. B. Name. C. Bal. D. Şeker. Süreniz başladı. Tabii konuşanın ağzından önce söz çıkar da mutlaka o da güzel, tatlı bir söz olur. Name de o demek. Bu güzel ve etkili konuşanın ağzından bal damlar olarak biliyorum ben. Cevap olarak da C şıkkı bal. Peki sistem C şıkkını kilitlesin mi? Kilitlesin. Sistemimiz C şıkkını kilitliyor. Bakalım birinci sorunun doğru cevabı neymiş? Bu doğru cevapla 100 lira kazandın. İkinci sorunuz geliyor. Gelsin. Johannes Gutenberg hangisini icat etmiştir? A. Akü. B. Röntgen. C. Teleskop. D. Matbaa. Evet. Bu baştaki birinci ismini bilmiyorum da Gutenberg olarak biliyorum. Hani okulda okuduğumuz zaman öğrenmiştik. Bu zat matbaayı buldu olarak biliyorum ben. İnşallah öyledir. Akü, röntgen, teleskop zaten o zamanlar, onun yaşadığı zamanlarda mümkün değildi.
Cevap olarak D şıkkı matbaa diyorum. Sistemimiz D şıkkını kilitlesin mi? Kilitlesin. Sistem D şıkkını kilitledi. Bakalım ikinci sorumuzun doğru cevabı neymiş? Çok emin olamadınız mı? Tek gözle beklediniz cevabı ama. Vallahi burası bir acayip şey yani böyle sanki altımda çivi varmış gibi böyle rahatsız etmeye başladı beni. Heyecanla hiç rahatsız olmayın, gayet iyi gidiyorsunuz. Bu doğru cevapla 500 liraya yükseldiniz. İyi, teşekkür ederim. Peki, bu enerjiyle üçüncü soruya geçelim mi? Geçelim, geçelim. Tamam, gelsin üçüncü soru. Tiftik yünü hangi hayvandan elde edilir? A koyun, B keçi, C eşek, D at. Şimdi bir küçük kasabada, köyde yetişen biri olarak benim bunu bilmemem biraz abes kaçar yani. Tabii ki eşek at olmuyor. Tiftik keçisi vardır zaten. Sırf onun şeyidir. Yününden elde edilir. Cevap B keçi. Sistem kilitlesin mi B şıkkını? Kilitlesin efendim. Peki, sistemimiz B şıkkını kilitledi. Bakalım üçüncü sorumuzun doğru cevabı neymiş? Evet, gayet iyi gidiyoruz. Joker kullanmadan 1000 liraya yükseldik. Evet, öyle oldu. Evet. Aynı hızla devam edelim mi? Aynı hızla, gaz kesmeden gidelim. Gaz kesmeden gaz aynı kesmeden. Enerjide devam ediyoruz. Evet, dördüncü soru gelsin. Gelsin. Meşrubat sözcüğü ne için söylenir? A içecek, B yiyecek, C giyecek, D yakacak. Meşrubat. Yakacak değil tabii ki, giyecek de değil. Meşrubat, gazoz, limonata, kola, içecek. A şıkkı içecek. Sistemimiz A şıkkını kilitlesin mi? Tabii ki kilitlesin. Peki, sistemimiz A şıkkını kilitledi. Bakalım dördüncü sorunun doğru cevabı neymiş? Tebrikler. 4'te 4 yaptınız ve 2000 liraya yükseldiniz. Teşekkür ederim. Sağ ol. Evet, 4'te 4 yaptınız, evet. Faruk Bey. Hanımefendi, nasıl gidiyor performans yaşınızı? Çok iyi, biz ona güveniyoruz. Biz aslında babamıza Kral Faruk diye, Kral diye sesleniriz. Kral hep. Faruk. Evet. O zaman Kral Faruk abi alkış. Evet. Ben de size alkışlıyorum. Sağ olun, teşekkür ederim. 3 çocuğunuz mu var? 4. 4. Kaç yıldır evlisiniz? 28 senelik evliyim. Maşallah. Evet. 4 çocuğum var, ellerinizden öper. Şu anda 2 tane kızım yok burada. Bir oğlum, bir kızım burada var. Onlar da birisi okulda, birisi de İstanbul dışında çalıştığı için gelemedi. Daha önce gelecekti ama işleri denk gelmedi, gelemedi yani. Eminim ki yürekleri ve enerjileri sizinle mutlaka birliktedir. Mutlaka, duaları bizledir tamam. İnşallah. 5. soruya hazır mısınız? Hazırım efendim. Gelsin mi 5. soru? Gelsin bakalım. Gelsin 5. soru. Nasreddin Hoca'nın hikayeye göre maya çaldığı göl hangisidir? A. Akşehir Gölü, B. Seydişehir Gölü, C. Alaşehir Gölü, D. Beyşehir Gölü. Enteresan. Şimdi Nasreddin Hoca Akşehirli olarak biliyoruz. Herhalde mayayı da gidip de Seydişehir'e veya öbürlerine yapmamıştır. Büyük bir ihtimalle kendi oturduğu, ikamet ettiği yerdeki göle yapmıştır. Nasreddin Hoca Akşehir Gölü'ne mayayı çalmıştır. 35 saniye. A şıkkı Akşehir Gölü. Sistemimiz A şıkkını kilitlesin mi? Kilitlesin. Sistemimiz A şıkkını kilitliyor. Bakalım 5. sorunun doğru cevabı neymiş? Sağ olun, teşekkür ederim. 5'te 5 Faruk Bey. Vallahi önümüzde daha çok soru var. Çok iyi gidiyorsunuz. Bir tökezleyince tak aşağı inmek de var yani böyle. Yok, eminim. Pike yapmak da var hiç yani. Hiç dokunmadınız.
Beşte beş gidiyorsunuz. Tabii onları kullanacağız inşallah da sırası gelecektir mutlaka. İnşallah. Tabii. Artık yerinizde de rahatsınız galiba. Evet, gibi biraz daha rahatım tabii. Alışıyorum. Soruları alışıyoruz bildikçe. Evet. Peki. Doğru tabii cevap vererek tam 5.000 liraya yükseldi. Faruk Bey, yeni sorumuz gelsin mi? Gelsin efendim, gelsin. Gelsin yeni sorumuz. Hangi vakitte gölge boyu daha kısadır? A sabah, B öğle, C ikindi, D akşamüstü. Süreniz başladı. Şimdi gölge tabii güneşin durumuna göre insanın gölgesi boy alıyor. Bir şeyin tam tepesinden ışık tutarsak onun gölgesi dibine düşer. Yani en kısa olması gereken halde olur. O da tabii güneşte öğlen vakti en tepede olduğu için B şıkkı öğle diyorum. Sistemimiz B şıkkını kilitlesin mi? Kilitlesin. Sistemimiz B şıkkını kilitledi. Bakalım hangi vakitte gölge boyu daha kısaymış? Çok kritik bir an. Evet. Tebrikler. Benim akşama gitti. Altıncı soruya doğru cevap vererek para ağacımızda 10.000 liraya yükseldiniz. Eyvallah. 10 adet jokerinize daha hiç dokunmadınız. Hepsi sizi bekliyor ve zamanı 500.000 liraya ulaşmanız için 4 sorunuz var. 4 mü? Evet. Evet. Hadi bakalım. Yeni sorumuz gelsin. Futbolda bir takımın kaç oyuncusu kırmızı kart görürse takım hükmen mağlup sayılır. A 3, B 4, C 5, D 6. Süreniz başladı. Vallahi ben bunu tam bilmiyorum da bir joker kullanabilir miyim? Bir tanesi kullanırız tabii ki. Evet, Faruk Bey ilk jokerini kullandı. Bakalım joker hangi yanlış cevabı çıkartacak? A şıkkını eledi sistemimiz. Ben de elemiştim onu zaten. Nasıl futbolla aranız? Futbolda bir seyirci olarak yani iyi bir seyirciyimdir. Tuttuğum takım falan sorarsanız. Kritik bir soru. Evet. Ben bir tane daha kullanayım. Peki. Faruk Bey bir joker daha kullandı. Basın. Basın, basın efendim. Evet. Sürenize joker alarak 15 saniye daha eklediniz. Evet. Bakalım joker hangi yanlış cevabı çıkartacak? Evet. 6'yı eledi. Evet, onun elenmesini bekliyordum ben zaten. Cevap veriyorum. C şıkkı. Yanlış cevap verirseniz 4 jokeriniz daha gidecek. Evet. Son 32 saniyeniz. Hadi buraya girmeyelim alalım. Faruk Bey son jokerini kullandı. Ben 5 biliyordum ama. Bakalım sizleriniz hangi yanlış cevabı çıkaracak? Ve otomatikman soruyu doğru bildiniz. Evet. Ve para ağacında tam 20.000 liraya yükseldiniz. Teşekkür ederim. Ben onu 5 olarak biliyordum da 6 giderse dedim 5 söyleyeyim. En azından jokerlerle garantiye bağladınız. Tabii yani. Çok da fazla bir şey kullanmadınız. Tabii. 3 tane kullandınız. Evet. Daha 7 tane jokeriniz var. Ve 500.000 liraya sadece 3 soru kaldı Faruk Bey. Bir an önce 500.000 liraya ulaşalım mı? Gelsin bir an önce gidelim. Gelsin yeni soru. Napolyon Bonaparte'ın büyük aşkının adı neydi? A. Marie Antoinette. B. Sally. C. Nora. D. Josephine. Süreniz başladı. İşte hiç alakası olmayan, benim alakam olmayan bir şey yani. Yani Napolyon Bonaparte'ın en büyük aşkının para olduğunu biliyorum da bunlardan olduğunu bilmiyordum. O hani para 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 demiş. Evet. Öyle bir şey çıksaydı. Şey sanki bu D şıkkı Josephine neyse telaffuz edemedim. Son 35 saniye. O gelmiş gibi geliyor da bana. Bir tane kullanalım bakalım. Evet, Faruk Bey bir joker kullandı.
Bakalım Joker hangi yanlış cevabı çıkardı? Nereye gitti? A şıkkını sistem çıkardı. Evet. Bir tane daha çıkaralım. Bir Joker daha kullandı. Bakalım hangi yanlış cevap elenecek? B şıkkı da elendi. Sürenize 2 kez 15 saniye eklendi. Şu anda 47 saniyeniz var. E canım gitsin birçok yer daha da garanti. Ben değer şıkkı Josephine olduğunu eminim de yani şimdi. Aileniz de heyecanlanıyor arkadaşlar. Mutlaka şimdi. Son 33 saniye. 33 saniye evet. Josephine desek ne oluyor? 4 tane mi gidiyor? Bunu riske alamam yani. Faruk Bey riske girmedi. Son jokerini aldı. Bakalım hangi yanlış cevabı eleyecek? Bu kadar eminseniz aslında 3 jokeri boşuna harcadınız. Bundan önceki jokeri de boşa harcadım ben aslında. Kısmet yani. Emin olamıyorsunuz. Evet, ufak bir tereddüt. Bir tereddütte düşünce insan gidiyor yani. Jokerler de hazır duruyorsa. Evet. Değil mi? Onları eve götürecek değilim yani. Evet. Onun için kullanalım işe yarasın yani. Peki bu doğru cevapla tam 50 bin liraya yükseldi. Artık Joseph'in ismini unutmazsınız herhalde. Unutmam. Unutmazsınız değil mi? Unutmam. 3 jokere mal oldu. Evet, 3 jokere mal oldu. Peki, biliyordum Faruk aslında. Bey 500 bin liraya 2 soru kaldı. Evet. Nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Vallahi bir... Tekrardan bir heyecan çıkmaya başladı böyle, yükselmeye başladı bende. Şeye doğru, kırmızıya doğru gittikçe bende ateş yükselmeye başladı. Faruk Bey sizin bir hayaliniz varmış. Vardır tabii, herkesin olduğu gibi. Bu hayalinizle ilgili bir bandımız var. Onu birlikte seyredelim mi? Seyredelim. Erkek çocukların hep hayalidir. Çoğu böyle araba ister. Ben de çocukluğumdan beri bu işi yaptığım için bir arabam olsun isterdim. Sıfır, temiz bir arabam olsa, onu servis, bütün gün çalışırım. Servislere gider gelirim. Arabama çok temiz bakarım. Gayet güzel. Ondan sonra cumartesi, pazar... Ekmek teknesi tabii, tam iyi bakacaksın. Cumartesi pazarda çoluğu çocuğu atarsın, hava iyi oldu mu pikniğe gidersin. E 500 bin liraya alırsanız herhalde bir arabanız olur. 500 bin liraya bir araba da olur, 5 araba da olur yani. Kilo bile kurabilirim diyorsunuz yani. Yani tabii tabii. Dileğim 500 bin lirayı kazanmanız. 2 sorumuz kaldı 500 bin liraya. O zaman... Araba aşkına yeni soru gelsin mi? Hadi bakalım gelsin. 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 Hangi şelale farklı ildedir? A. Düden şelalesi. B. Kurşunlu şelalesi. C. Tortum şelalesi. D. Uçarsu şelalesi. Süreniz başladı. Demek ki bunun 3 tanesi bir ilde, 1 tanesi başka bir ilde. Sorudan öyle çıkıyor yani. Evet. Şimdi Düden'in nerede olduğunu biliyorum da öbürlerinin nerede olduğunu bilmiyorum işte. Gördün mü bir kere? Uçarsu, Tortum, Kurşunlu. Bence A şıkkı Düden Şelalesi değişik bir şık ilde olması gerekiyor. Son 30 saniyeniz. Ay yanasın ya. 4 tane jokeriniz duruyor. Bir tane kullanalım. Şu bir tanesi çıkarsa. Faruk Bey bir jokerini kullandı. Bakalım hangi yanlış cevabı eleyecek sistem? Sizin söylediğinizi mi çıkardı? Evet. Farklı değilmiş. 15 saniye eklendikten sonra şu anda son 28 saniye. Bir tane daha kullanalım da. Evet. 26 saniye kala Faruk Bey bir joker daha kullanıyor. Sürenize bir 15 saniye daha eklenecek. Sistemimiz 5 şıkkını da çıkarttı. Sıradan gidiyor. Son 35 saniye. Tortum. Gümüşhane'de galiba. Eğer yanlış cevap verirseniz 4 basamak, 2 joker ve 2 basamak düşeceksiniz. Bir joker kullanırsanız doğru tercih 100 bin liraya çıkabileceksiniz. Evet, evet. 18 saniye kala bakalım jokerimiz hangi yanlış cevabı eleyecek? C. Tortum Şelalesi doğru cevap. Evet. Bu en isabetli kullandığım jokerler bunlar oldu. Çünkü bunda bilgim yoktu yani.
Peki. Evet. O zaman bu isabetli karar sizi tam 100.000 liraya çıkartıyor. Sonunda kırmızı rakamlara ulaştınız. Evet, stüdyo da kızardı. Evet. Evet, evet. 500.000 liraya bir basamak kaldı. Bir basamak kaldı ama işte bizde de bir şey kalmadı. Derman kalmadı yani. Jokeriniz var, bilgileriniz var, evet, kültürünüz tabii, var. Tabii. İnşallah faydası olur. Peki, bir dakika sonra yeni gelen soruyla 500.000 liraya çıkabilirsiniz. İşte oraya çıkmak mesele değil de orada durmak mesele. Oradan ayağın tökezleyip düşersek ne kafa kalır ne göz kalır. Olduğu gibi darma duman eder adam valla. Peki Faruk Bey'e bir moral alkışı. Sağ olun. Yani... 500.000 lira için yeni soru gelsin mi? Gelsin görelim bakalım. Gelsin görelim efendim. Dünyanın en kalabalık ülkesinin içinde yer aldığı kıta hangisidir? A. Asya, B. Avrupa, C. Afrika, D. Amerika. Şimdi dünyanın en kalabalık ülkesi tabii ki Çin. 1,5 milyara yakın bir nüfusuyla. Zaten ikinci kalabalık ülkesi de Asya'da. O da Asya'da. Dünyanın en kalabalık ülkesi Çin. A şıkkı Asya. Sistemimiz A şıkkını kilitlesin mi? Kilitlesin. Kritik bir cevap. Evet. Eğer doğruysa 500.000 liraya yükseleceksiniz. Ama kendinizden çok emin cevap verdiniz. Evet canım yani Çin, benim çocuğum da büyük kızım Çin'de 5 sene tahsil yaptı. Öyle mi? Evet. Oradan biliyorum ne kadar kalabalık olduğunu. Yani bunu şeyle okuyan talebelerin hepsi bilir yani. Çinliler dünya üzerinde yani. Çoklar yani. Çinliler hep birden hoplasalarmış, dünyanın dengesini bozarlarmış. Öyle. Bir yerde duydum onu. Hepsi bir anda hoplasalarmış, dünyanın dengesi bozulmuş. Hadi canım dedim ya, nerede öyle? Yani ne kadar kalabalık olduklarını ima ediyorlar. Eski bir Çin atasözü de şöyle söyler Faruk Bey. Bu soruya doğru cevap verirseniz 500.000 liraya çıkacaksınız. Öyle mi? Bakalım doğru cevabı neymiş, görelim mi? Görelim efendim. Peki efendim, eminim görelim. Yani, çok eminim bundan olduğuna hiç. Gelmiş. Hadi bakalım. Bundan sonra düzenli önemli. Böyle sevinçleri aileyle paylaşmak çok güzel bir şey değil mi? Tabii ailenin aile olmanın önemi o zaten. Ne kederde de neşede de bir olacaksınız yani. Öyle olmazsa aile olmanın bir manası kalmaz ki zaten. Çok doğru söylüyorsunuz. Tabii. Evet doğru cevapla tam 500.000 liraya yükseldiniz. Evet. Gelsin mi yeni soru? Evet geride 5 tane cellat bekliyor şimdi bizi. Gelsin bakalım. Son 5 soru. Evet. Umudunuzu kaybetmeyin. Bir tane jokeriniz var. Evet. O zaman yeni sorumuz geliyor Faruk Bey için. Çağnoz hangi canlıyla aynı ortamda yaşar? A. Yengeç. B. Sincap. C. Baykuş. D. Geyik. Allah Allah. Şimdi... Vallahi tam olarak şöyle diyeyim, ben de cevaplara bakarak soruyu cevaplandırmaya çalışayım. Sincap, baykuş, yengeç, sincap, baykuş, geyik. Hepsi karada yaşıyor. Tabii baykuş hem karada, havada yaşıyor. Yengeç, o da karada yaşıyor ama suda da yaşıyor. Değişik bir isim. Son 30 saniye. Rahmetli halam vardı, Allah rahmet eylesin. Çağınoz gibi yan yan gitme derdi. Yengeç derdi bir de. Herhalde yengeç, ben... A şıkkı yengeç diye cevap veriyorum. Sistemimiz A şıkkını kilitlesin mi? Kilitlesin. Sistemimiz A şıkkını kilitledi. Kilitlesin şöyle bırak. Joker kullanmadınız. Evet. Evet. Rahmetli halanız ne demişti? Rahmetli halam ben böyle kabadayılık yapardım küçükken de
Çağnoz gibi yan yan gitme oğlum derdi. O ne dedim hala dedim, yengeç oğlum, bir ismi de yengeç falan derdi. Kabadaylar yan yan mı gider? Öyle kabadaylar bir omzunu düşürür ya şöyle. Nasıl gidiyorlar kabadaylar? Kabadaylar şimdi şapkayı bir kulağının üstüne yıkar. Ondan sonra ceket de o omuzda olur zaten. O bir omzunu da düşürür. Böyle böyle aslında kabadayı göğsünü gerer şöyle şöyle yürür yani benim bildiğim. Böyle böyle yürümez. Ona Külhan Bey derler yani. Peki. Faruk Bey, eğer rahmetli halanızın söylediği doğru çıkarsa 500 bin lirada tutunmaya devam edeceksiniz. Evet. Ama eğer yanlış söylemişse bir jokerinizden olacaksınız ve 3 basamak düşeceksiniz. Çok kritik bir an. Evet, yani ben zannediyorum halam rahmetli boş konuşmaz yani. Doğru söylemiştir, öyle söyleyeyim yani. Evet, gecenin en kritik anı. Şöyle bir şey yapalım mı Faruk Bey? Gözlerinizi kapatın. Öyle yapacağım zaten. Sesi bekleyin. Evet, öyle yapacağım. Evet, sorumuzun doğru cevabı... Harika oldu be. Rahmetli halanızı bir daha rahmetle anıyoruz. Ben onu hep anıyorum zaten. Öğrettiği için size. Allah rahmet eylesin. Evet. 500 bin lirada devam ediyoruz Faruk Bey. Evet. Ve hala bir jokeriniz var. Bir jokerim var değil mi? Hala bir jokeriniz var. Evet. Gelsin mi yeni soru? Gelsin efendim, gelsin. Gelsin yeni sorumuz efendim. Çıt Çıt Çedene adlı şarkıda adı geçen çedene nedir? A kahve, B fıstık, C çekirdek, D kendir tohumu. Bunun şeyi var ya, türküsü var. Şeydi neydi o, çıt 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 bedene de, sar beni de bedene. Öyle bir şeydi galiba, türküsü var. Çıt 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 bedene, sar beni bedene. Onun gibi bir şeydi, tabii aklıma gelmiyor şu anda da. Güzel de böyle bir oynak bir türkü. Son 40 saniye. Ha, çıt 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 bedene. Kahve değil, fıstık değil. Çekirdeği, bu kendir tohumunu ben biliyorum. Kendir tohumu böyle çetene kavururduk. Kavrulmuşunu yerdik onun biz. Çetene saniye derdik. Vallahi kendir tohumu. Bir jokeriniz var, vaktiniz azalıyor. Pardon, A diyorum ya. D kendir tohumu. Sistem D şıkkını kilitlesin mi? Kilitlesin. Onu biz ilkokulda böyle kavururlardı. Yerdik biz böyle şey yuvarlak yuvarlak. Çok lezzetli bir şeydir. Eğer yanılmıyorsam çekirdek, fıstık, kahve onlar için böyle bir şey kullanıldığını hiç bilmiyorum. Duymadım ama kendir tohumunu hatırlıyorum yani. Hayal meyal. Şimdi son 11 saniye kala. Heh. D şıkkı dediniz. Dedim. Şimdi... Sakin sakin sorunun doğru cevabını bekliyoruz. Pek sakin bekleyemiyorum ben yani. Bu şimdi gerçek söylüyorum yani bu çekirdek çıkma ihtimali de var. Bu çok kritik bir an. Bu hiç olmaz ya. İsterseniz enerji paylaşmak için ailenizin yanına gideyim. Bunların yanına gideyim ben. Hadi bakalım. Evet. Ailecek sorunun doğru cevabını merak ediyoruz ve bekliyoruz. Ben öyle biliyorum ya. Sen biliyor musun? Siz galiba eminsiniz doğru cevaptan. Hanımefendi öyle mi? bu da köylü karısı bilir yani. Hadi bakalım, hadi oturun. Duvarınızı eksik etmeyin, hadi bakalım. Duanızı eksik etmeyin amana. Çığlıklar içinde doğru cevap kutlandı. Ben onu biliyorum canım. Harbiden öyle yiyorduk onu doğru. 500 bin lirada tutundunuz. Son 3 sorunuz, bir de jokeriniz var. Hala mı bitmedi sorular ya, of. Aileden aldığınız enerjiyle devam ediyoruz. Edelim efendim. Peki. Yeni sorumuz gelsin. Hangi ülkenin bayrağında insan resmi vardır? A. Honduras, B. Belize, C. Ghana, D. Guatemala. Ghana Afrika'da, Guatemala, Honduras, Orta Amerika'da, Belize.
Herhalde bu dünyada insan resmi olan tek bayrak bu olsa gerek. Yani başka türlü enteresan bayrakları da biliyorum da. Tabii en güzel bayrak bizim bayrağımız, onu söyleyeyim bir kere. Onu söylemeden geçemem yani. Öpüyorum onu. Başımın üstüne de koyuyorum. Son 25 saniyeniz bu arada. Peki ben o zaman Belize diye bir yer biliyorum. 20 saniye. Bir B şıkkı var. Belize. Joker kullanmıyorsunuz. Sistem B şıkkını kilitlesin mi? Kilitlesin efendim. Sistem B şıkkını kilitledi. Bakalım sorumuzun doğru cevabı neymiş? B şıkkıdır ya. B şıkkı. Bizim için çok kritik bir an. Yani gönül onu arzu ediyor da. Peki. Çıkar inşallah. Derin bir nefes alalım. Tebrik ediyorum. Oh, teşekkür ederim. Hatırladığınız doğru şeyler size yardımcı oluyor. Vallahi hep şey bu, zihnimde kalmış yani bu. Demek ki hafıza sağlam bende. Evet. Yaş ilerledi ama hafıza yerinde duruyor yani. Yakanızdaki rozeti demin öpüp başınıza koydunuz. Evet. Ne sizin için anlamı? Efendim bu gördüğünüz gibi anlı şanlı bir Türk bayrağı. Ben Türk'üm. Her Türk vatandaşı gibi bayrağımı çok severim. Ve onu başımın üstünde, kalbimin üstünde taşırım. Onun için canımı dahi veririm. Bayrak bir milleti temsil eder. Bildiğiniz gibi Türk bayrağı da kırmızının üzerine ay yıldız beyaz. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Toprak. ...500 bin lira için 14. sorumuz gelsin mi Faruk Bey? Gelsin. Mikales Savaşı hangi uygarlıklar arasında yapılmıştır? A. Yunanlar Persler. B. Persler Romalılar. C. Persler Hititler. D. Yunanlar Romalılar. Şey hiç bilgim değil yani, hiç bir şekilde bilmiyorum bu sorunun cevabını. Mikale Savaşı'nı da burada duydum. Son 40 saniye. Bir tane jokerim var, onu bir kullanayım bakayım. Bir tanesini bir Faruk Bey çıkarsın. Bir joker hakkını kullandı. Bakalım joker hangi yanlış cevabı çıkartacak? Son jokerinizi de kullandınız. Mikale. Evet, sıkı dur. Sıkı bir atış yapmak lazım burada. Son 30 saniye. Hiçbir şey çağrıştırmadı mı sizden? Yok, bunu bilmiyorum. Mikale, bu soru... Mikale'yi bile yeni burada duyuyorum yani şey olarak. Böyle bir savaş olduğunu bile bilmiyorum. Ben o zaman bir tane... 15 saniye. 12'den vurmak için bir atış yapayım. 10 saniye. De Yunanlılar, Romalılar... Sistem D şıkkını kilitlesin mi? Kilitlesin. Sistem D şıkkını kilitledi. Ben de buradan iniyorum aşağı, o oradan iniyor aşağı. Çok kritik bir an Faruk Bey için. Bir joker gibi. Allah'ım yardım et ya. Eğer cevap yanlışsa 10 bin liraya düşeceksiniz. 20'ye düşmem gerekiyor. Bir joker kullandık ya. 4 basamak indiğimizde 10 bin liraya düşmeniz gerekiyor. Ama bir tane joker kullandık. Ha tamam, doğru doğru. Anlaşıldı. Evet. Faruk Bey ve ailesi için kader anı. Kale savaş. Stüdyoda nefesler tutuldu.
Bakalım 500 bin lirada tutunuyor musunuz? Allah yardım et ya. Yapacak bir şey yok. Şeyle alakam yoktu yani. O soruyla hiçbir alakam yoktu. Ne yapalım? Kısmet. Buraya kadarmış. Ve maalesef 500 binden... Başta söylediğim gibi 10 bin liraya düştü. Şey yaptın işte. Yani bir yanlış cevapla 490 bin lira kaybettiniz. Tabii bu işin formatı böyle. Ne yapalım? Sağlık olsun yani. Burada 490 bin lira kaybettik ama neşemizi kaybetmeyelim yani. Öyle diyelim. Neşemizi yani. Kaybetmeyelim efendim. Bir alkış Faruk Bey'e. Son sorumuzda biliyorsunuz bu yarışmaya ait son sorumuzda bir kuralımız var. Hı. Eğer soruyu gördükten sonra çekilmek isterseniz şu anda bulunduğunuz yerin bir alt basamağındaki ödülü alıyorsunuz. Evet, anladım. Anladım. Soruyu gördükten sonra buna karar vereceksiniz. Evet. Hazır mısınız son soru için? Ya artık hazırım canım. Nereye doğru gidildikçe yer çekimi azalmaktadır. A dünyanın merkezine, B kuzey kutbuna, C güney kutbuna, D ekvatora. Son 40 saniye. 5000 lirayı alıp çekilebilirsiniz. Tekrar hatırlatıyorum. Eğer yanlış cevap verirseniz 500 lira alacaksınız. Yer çekimi nasıl? Ortaya doğru olmaz. Yer çekimi köşeye doğru. Son 20 saniye. Kutuplar olarak biliyorum ama hangisi olduğunu bilmiyorum. Son 8 saniye. Bir çekilelim o zaman. Çekileyim. Evet, süreyi durduralım. Faruk Bey yarışmadan çekilerek bizden tam 5000 lira kazandı. Evet. Tebrik ediyorum efendim. Sağ olun, teşekkür ederim. Faruk Bey, hangisini doğru cevap olarak verirdiniz? Vallahi ben kutuplar olarak düşünüyordum. Hani merkezi düşünmedim. Ekvatorda merkezi. Kuzey kutbu mu, güney kutbu mu? Kuzey diyecektim ben. Kuzey kutbu diyeceksiniz. Evet. Peki. Bakalım doğru cevap kuzey kutbu muymuş? Doğru cevabı görüyoruz. Oo, hiç hesapta yok. Şey İyi yapmışım galiba. Da hiç. Sanki merkezde olunca daha çok çekim fazlalaşır gibi geldi bana. Demek ki yanlış biliyorum. Bilmiyordum zaten. Sorunun cevabını bilmiyordum. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Katıldığınız için. Güle güle harcayın. Sağ olun, teşekkür ederim. Bol şanslar, teşekkürler. Sağ olun, sağ olun. Faruk Bey'i alkışlarla uğurluyoruz. Bakalım Joker'de sıradaki yarışmacımız kim? Merhaba, ben Işıl Derviş. Yeditepe Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema bölümünden mezunum. Şu anda bir mobil uygulama servisinde editör olarak çalışıyorum. Eşim DJ'lik ve gayrimenkul danışmanlığı yapıyor. Onun dışında bir köpeğimiz var. 3 kişilik bir aileyiz. İnsanları hemen tanıyorum ve anında karar verebiliyorum. Joker'de de başarılı olacağımı düşünüyorum. Alkışlarınızla Işıl Derviş geliyor. Merhaba. Hoş geldiniz efendim. Buyurun. Evet, hoş geldiniz Işıl Hanım. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Kimlerle geldiniz buraya? Eşimle geldim. Hoş geldiniz efendim. Sağ ol, sağ ol. Hoş bulduk.
Nasıl, güveniyor musunuz eşinize? Vallahi güveniyorum. Kazanmasa da kazanmasa da seviyoruz. Şansı da yerindeyse, şanslıysa bu tarz yarışmalarda şans faktörü çoktur. İnşallah. Peki yarışmaya gelmeden önce biraz evde antrenman yaptınız mı, çalıştırdınız mı? Bilmediği konuları biraz çalıştırdım. Hangi konularda mesela? Özellikle spor konularında. Eşim çok yardımcı oldu. Söylemeyeyim, belki şimdi oradan soru gelir. Evet. Işıl Hanım, yarışmamızın nasıl oynandığını ve jokerlerin nasıl kullanıldığını gösteren bir bandımız var. İzninizle onu izleyelim. Tabii. Joker'de tam 15 adet soru var. Yarışmacıların tam 10 jokeri var. Yarışmacı soruları doğru cevapladıkça para ağacında bir basamak yukarı çıkar. Jokerler yanlış şıkları silmeye yarar. Yarışmacı bir soruda 3 joker hakkını kullanırsa otomatikman soruyu bilmiş olur. Yarışmacı soruya yanlış cevap verirse 4 jokerini kaybeder. Yarışmacının jokerleri biterse verdiği her yanlış cevapta para ağacından 4 basamak aşağı iner. Yarışmacı 15 soru sonunda para ağacında neredeyse o kadar ödül kazanır. Gördüğünüz gibi kuralların son derece basit. Anlaşılmayan bir şey yok herhalde. Her şeyi anladım. Peki. Bir an önce başlamak istiyorum. Çok sabırsızlanıyorum. Hadi o zaman. Işıl Hanım için birinci sorumuz gelsin. Hangisi bilmeyerek karşındakini kıracak söz söylemek, pot kırmak anlamındadır? A. Bam teline basmak. B. Başa güreşmek. C. Baltayı taşa vurmak. D. Baskın çıkmak. Bilmeyerek karşındakini kıracak söz söylemek, baskın çıkmak değil, başa güreşmek değil. Bam teline basmak da onu çok kızdıracak bir şey söylemek, yani kırılmaktan ziyade değil. Bence baltayı taşa vurmak diye düşünüyorum. Hani baltayı taşa vurdu gibi geliyor bana. Peki sistemimiz C şıkkını kilitlesin mi? Evet, kilitlesin. Sistemimiz C şıkkını kilitledi. Bakalım birinci sorunun doğru cevabı neymiş? Oley. Tebrikler. Teşekkürler. Bu doğru cevapla bizden 100 lira kazandınız. Hemen ikinci soruya geçiyorum. Hemen istiyorum artık. Peki. Hemen ikinci sorumuz gelsin. Günlük hayatta saat 12.30 yerine kullanılan sözcük hangisidir? A yarım, B çeyrek, C öğle, D tam. Genelde yarımda buluşalım derler konuşma dilinde. Yarım olunca da 12.30 diye düşünülür. O yüzden A şıkkı yarım diyorum. Peki sistemimiz A şıkkını kilitlesin mi? Lütfen. Sistemimiz A şıkkını kilitliyor. Bakalım ikinci sorunun doğru cevabı neymiş? Oley. O kadar ilginç ki. Bilmenize rağmen sanki bilmiyormuşsunuz gibi geliyor. Orada bir yeşil yanmayacak diye çok korkuyorum. Gayet iyi gidiyorsunuz. İki soruda 500 liraya yükseldiniz. Evet. Evet. Hemen aynı hızda üçüncü soruyu gönderiyoruz. Evet. Lütfen. Peki gelsin üçüncü soru. Satranç tahtasında kaç tane beyaz kare vardır? A8, B16, C32, D64. Satranç tahtasında normal olarak ya 106 ya da 104 kare vardı. Onu çok iyi hatırlıyorum. O yüzden ama beyaz kareler daha mı çoktu, daha mı azdı? 104 ise, yani 106 desem, 106 ya 104 ya da 106 bütün karelerin toplamıydı çünkü. 64 demek istiyorum ama çok da emin değilim. Son 30 saniyeniz. Beyaz kare. Joker'imi kullanmak istiyorum. Peki, Işıl Hanım Joker'ini kullandı. Bakalım Joker hangi yanlış cevabı eleyecek? Oo. 64 cevabı 64 eledi. Değilmiş, evet. Hepsi de 4'e bölünebilen bir sayı. Beyaz 16... Ben son 20 güveniyorum kendime, 32 demek istiyorum.
Sistemimiz C şıkkını kilitlesin mi? Kilitlesin. Sistemimiz C şıkkını kilitledi. Bakalım satranç tahtasında kaç tane beyaz kare varmış? Oley! Çok korktum. Tebrik ediyorum. Çok korktum gerçekten. Rahatladık. Hafiften galiba bir böyle bir boncuk boncuk terleme bir durumu de var. Öğretmenim gibi hissediyorum. Çok da iyi satranç oynar. Eğer bilemezsem bana kızacak diye düşünüyorum. Bir de abim çok iyi satranç oynar ve izliyordur neyse belki şu an. Evet. Çok ufak bir hata payıyla hemen doğru cevabı buldu Işıl Hanım. Evet. Evet, bu doğru cevap sizi 1000 liraya yükseltti. Hemen devam ediyorum. Evet. Peki, yeni sorumuz gelsin Işıl Hanım için. Üryani ve mürdüm hangi meyvenin türleridir? Mürdüm eriği de. A. Erik. Evet. B. Mandalina. C. incir. D. Dut. Buyurun. Genelde mürdüm eriği derler. O yüzden erik diyorum. Sistem kilitlesin mi A şıkkını? Evet, lütfen. Sistemimiz A şıkkını kilitledi. Bu doğru cevapla 2000 liraya yükseliyorsunuz. Hiç hız kesmiyoruz. Evet. İyi gidiyorsunuz çünkü. Heyecanımı biraz yendim, gene var. Bildikçe de kendinize güveniyorsunuz. Tabii inşallah böyle giderim ama. İnşallah böyle gidersiniz. Bakalım. Işıl Hanım için yeni sorumuz gelsin. Hangi aylar 30 gün çeker? A. Nisan, Temmuz. B. Ağustos, Ekim. C. Nisan, Eylül. D. Mart, Ekim. Şöyle bir taktiğimiz vardı bizim. Ocak, Şubat. Çukurdakiler hep 30 çekerdi. Ocak, Şubat, Mart. Nisan o yüzden 30 çekiyor. Mayıs, Haziran, Ağustos, Eylül o gitti. Oo. Nisan, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz. Temmuz, Nisan, A şıkkı diyorum. Peki. Sistemimiz A şıkkını kilitlesin. Ah bir dakika. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz. Yok yok. Ağustos, Eylül, Ekim. Ağustos, Ekim karıştırdım. Yüksekler çünkü 31. B şıkkı Ağustos, Ekim. Evet. Sistem kilitlesin mi? Evet. Sistemimiz B şıkkını kilitledi. Bakalım elinizin hesabı doğru çıkacak mı? Bunu okulda mı öğrendiniz? Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim. Evet, okulda öğrenmiştim. İlkokuldayken hep hocalar yapardı. Eğer şöyle sayarsınız, eğer üstte tepedeyse 31 çekiyor, çukurdaysa 30 çekiyor. Bir tek şu sona geldiğinizde bir daha sayıp başa dönüyorsunuz. Peki, şimdi benim için baştan bir tabii, daha sayar mısınız? Yanlış mı? Bir sayalım bakalım korktum birlikte. Ocak, 31 çekiyor. Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran. Ay, heyecandan biraz bir dakika. Evet galiba. Çünkü biliyorum Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül. Erol'cum biliyordum da yani heyecandan olsun, o çukurları canım, dönemedim. Yoksa biliyordum yani el hesabı yapınca maalesef böyle. Maalesef 4 jokerinizi kaybettiniz. Ağlamayın. Beş tane. Gerçekten ağlamak istiyorum çünkü bildiğim bir şey hani bilmediğim bir şey olsa şu parmak hesabı hala 2000'deyim zannedersem jokerlerim gitti. 5 evet. Tane. Ne yapalım? O zaman Işıl Hanım'a bir moral alkışı lütfen. Yani. Elinizi unutalım yeni soruya bakalım. Evet önümüze bakalım devam edelim ne yapalım? Peki. Yeni sorumuz gelsin. Bir futbol maçında hangisinin gerçekleşmesi mümkün değildir? A. Faul. B. Steps. C. Offside. D. Santra. Evet. Futbol maçında faul olur, offside olur, santra olur ama steps benim bildiğim kadarıyla basketbolda olur. O yüzden bunun gerçekleşmesinin mümkün olmadığını düşünüyorum futbolda. B şıkkı steps demek istiyorum. Sistemimiz B şıkkını kilitlesin mi? Lütfen. Sistemimiz B şıkkını kilitledi. Bakalım 6. sorunun doğru cevabı neymiş?
biraz kritik bir noktaya geldik galiba. Doğru bildiğimi düşünüyorum da jokerlerim gitti diye hala öbür soruda kaldım, biliyor musunuz? Unutun, elinizin hesabını unutun. O dört jokerim gitti diye çok üzülüyorum bildiğim bir şeyde. O yüzden hala arkada kaldım, neyse. Bu doğru cevapla 5000 liraya yükseliyorsunuz. Yeni sorumuz gelsin mi? Lütfen. Yeni sorumuz Işıl Hanım için geliyor. Türkiye'de en son kurulan kurum hangisidir? A. PTT, B. TRT, C. Kızılay, D. Türk Dil Kurumu. Evet, birazcık zor bir soru benim için. Bence PTT en önce kurulmuştur diye düşünüyorum. O yüzden PTT'yi eliyorum. TRT'de ilk devlet televizyonu olduğu için onun da ilk kurulduğunu, son kurulmadığını düşünüyorum. Kızılay zaten, o hep var, hani hep savaşlarda, her şeyde. Türk Dil Kurumu demek istiyorum ama çok da emin değilim. Jokerlerinizi kullanabilirsiniz. Son 30 saniyeniz. Yok, jokerimi kullanmak istemiyorum. Türk Dil Kurumu demek istiyorum. Kendime güveniyorum. Peki, sistemimiz D şıkkını kilitlesin mi? Ya da kullanayım. Peki, son anda vazgeçti Işıl Hanım. Bir joker hakkını kullanmak istedi. Bakalım joker hangi yanlış cevabımı söyleyecek? Aman Allah'ım. Son anda karar vermeniz belki de sizin yarışmadaki baht dönüşünüz. Baht dönüşüm, evet. 18 saniyeniz. Kızılay değil. Son 10 saniye. TRT diyorum o zaman. Sistem B şıkkını kilitlesin mi? Kilitlesin. Boyun eğdim. Sistem B şıkkını kilitledi. Bu yıl kuruluşunun 50. yılını kutluyor Türkiye Radyo Televizyon Kurumu. Hayırlı olsun. Evet. Daha da uzun yıllar inşallah. Evet, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu doğru cevabı size 10.000 Türk Lirası kazandırıyor. Evet, iyi gidiyoruz. Ama jokerlerim çok azaldı. İyi gidiyorum, maşallah diyeyim. Evet. Evet. Sorular geldikçe de biraz daha sakinleşiyorsunuz sanki. Biraz evet, daha heyecan evet. Gidiyor. Zor bir soruyu bilemezsem o kadar üzülmeyeceğim ama kolay bir soruda bilemeyip joker kaybetmek, inanın o kadar içim acıyor ki. Çok zor bir soru olsa diyeceğim ki bilemiyorsun ama bunu ilkokulda öğrendiğim bir şeyi bilemek ve yapar böyle sayarak. Biraz heyecandan kaynaklandı. Evet. Evet. O zaman bir sonraki sorumuz gelsin. Kuşluk günün hangi vaktine verilen addır? A. Güneş doğmadan öncesi. B. Şafak vakti, C. Sabah ile öğle arası, D. Güneş batarken. İnanır mısınız? Dün bu konuyu konuşuyorduk. Dün bu konuyu konuşuyordum ve herkese diyordum ki kuşluk vakti ne zaman? İçime mi doğdu? Temiz kalpli bir insanım. Ve herkes de dedi ki sabah vaktidir dedi. Ama sabah kaçtır dedim. Şu anda güneş batarken olmayacağı öyle. Sabah öğle arası da sabahtan sonra olacağı için onu da eliyorum. Şafak vakti tam böyle gün doğarken bir vakit. Güneş doğmadan önce de o da daha sabah saatleri 10 gibi falan herhalde ama buradan isim verebilir miyim? Selin abla bunu bana söyledi. Bunu bilemezsem Selin ablaya çok kızacağım çünkü sabah dedi. Yani güneş doğmadan önce gün yeni ağrırken dedi ama şafak vakti mi demek son istedi, güneş saniyeniz. Doğmadan önce mi? Bence... Jokerleriniz var. Şafak vakti demek istedi. Yani şafak gün ağrırken. Şafak 10 saniye. Vakti. Şafak vakti. B şıkkını sistem kilitlesin mi? Jokerleriniz var. Son 5 saniye. Evet, şafak vakti. Sistemimiz B şıkkını kilitledi. Bakalım ablanız size doğru mu bilgi vermiş? Belki güneş doğmadan önce de dedi ama arada kaldığı için güneş doğmadan önce de olabilir. Yani... Şimdi şöyle derin bir nefes alın. Galiba güneş doğmadan önce. Neyse, kaderime göz yumacağım. Kimdi size bunu söyleyen? Selin abla. Selin abla.
sabah Selin ablaya dedi. Selamlarımızı iletiyoruz. Selin abla sadece sabah dedi. Of. Ama saat kaç onu demedi. Sabah. Öğle arasını söylememiş demek ki. Sabah yani böyle hani gün ağrır ya dedi geceden. Gün ağrır gibi sabah dedi. Buraya bakmak istemiyorum Joker ölümüne. Burayı kapamayın. Artık Joker'siz kaldınız. Bu arada kaçıncı sorudayım? İnanın kaçıncı soruda olduğumu bile unuttum. Dokuzuncu soruya geliyoruz. Dokuzuncu sorudayım. Vay halimi. Son altı soru hala 500 bine çıkma şansınız var. Yarışmamızın formatı böyle. Ne yapıyorduk? Devam Eskiyi ediyoruz. Düşünmüyoruz. Hep ileriye bakıyoruz. Evet. O zaman yeni soru gelsin mi? Lütfen gelsin. Hadi bakalım Işıl Hanım için yeni soru gelsin. Hangi oyuncu Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından biri değildir? A. Fatma Girik, B. Filiz Akın, C. Gülşen Bubikoğlu, D. Hülya Koçi. Ben hepsini de çok severim gerçekten. Ama sanki gözümde bir şey canlanıyor. Orada bir televizyon programında vardı sanki bu konsept de işte Yeşilçam'ın dört yapraklısı diye. Sanki o resim karesinde Fatma Girik, Filiz Akın ve Hülya Koçyiğit vardı ve Gülşen Bubikoğlu yoktu. Yanlış da biliyor olabilirim ama böyle bir resim karesi gözümde canlanıyor. Kendisine çok seviyorum ama Gülşen Bubikoğlu demek istiyorum. Çünkü öyle bir gözümde bir fotoğraf canlandı. Peki, o zaman sistemimiz C şıkkını kilitlesin mi? Lütfen. Sistemimiz C şıkkını kilitledi. Bakalım Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından olmayan kimmiş? Oley! Tebrikler. Bilemeyeceğim diye düşünüyorum. Bu doğru cevap sizi 20 bin liraya yükseltiyor. Birbirinden değerli sanatçılarımıza saygılarımızı iletiyoruz. Dördüncü yoncayı hatırlıyor musunuz? Dördüncü yoncayı... Türkan Şoray. Türkan, tabii ki. Doğru, doğru. Evet, evet. Doğru, evet. Hepsine saygılar, sevgiler bizden. Nasıl gidiyor? İyi, iyi, iyi. Bakalım, daha bitmedi henüz. Nasıl buluyorsunuz şu ana kadarki performansı? Vallahi ben hiçbirini bilemezdim yani soruların. Yani süper bana gidiyor bence. Bana iltifat etmek için artık her yani... şeyi söylüyor. Erol'cum, teşekkür ederim. Vallahi çok iyi gidiyor. Yani ben hiç... olsaydım daha mı kötü yarışırdım diyorsunuz? Tabii. Bana moral vermek için. Garanti, kesinlikle. Rahat oldu mu, sakin oldu mu bence şey yapar, başarır. Jokerler gidince Işıl Hanım bayağı bir rahatladı zaten. Joker önemli değil, o düşünsün yeterli, bilir o cevabı, bilir. Peki o zaman eşi gibi Işıl Hanım'a stüdyodan da bir moral alkışı alalım mı? Işıl Hanım sizi 50 bin liraya taşıyacak soru geliyor. Sırra kadem basmak deyimindeki kadem sözcüğünün anlamı hangisidir? A. Parmak, B. Mühür, C. Duman, D. Ayak. Bu çok kullanılır. Birden sırra kadem bastı denir. Hani birden böyle kayboldu ya da böyle gizli saklı bir şey vardı. Hani onun gibi kadı. Sırra kadem bastı derler. Hani gördün mü sırra kadem bastı. Birden ortadan kayboldu, yok oldu gibi bir şeydir. Genel anlamıyla ama kadem yani sır ortadan yok olduysa böyle duman olup gitti gibi de olabilir. Bir kadem basmak da mühür basmaktır, o da olabilir. Dumanla mühür arasında çok gidip geliyorum, jokerim de yok. Sırra kadem basmak. Son 25 saniye. Sırra mühür mü bassın, sırra duman. Mühür diyeyim ama duman mı? Öf. Bu ikilemde kalmak da çok hiç hoş değil. Son 15 saniyeniz. Kadem basmak, sırra, mühür. Çünkü duman basılmaz, mühür basmak. Son 8 saniye. Parmak sistemimiz B şıkkını kilitlesin mi? Kilitlesin lütfen. Sistemimiz 3 saniye kala B mühür şıkkını kilitledi. Bakalım. Bakamayacağım. 10. sorunun cevabı. Bakamayacağım. Bakamayacağım.
Mühür müymüş? 50.000 liraya mı yükseleceksiniz? Yoksa... Yoksa 1, 2, 3, 4 basamak bin lira. Hiç şansım kalmaz herhalde sonra. Ama hala gidip geliyorum. Hani parmak da basılır. Bir tek mühür değil ki, parmak da basılır. Dumanda yok olmak. Ayak hiç değil, onu çok eminim. Genel anlamı... Ah! Ayak hiç değil dedim. Gerçekten çok şaşırdım. Kadem. Ama kademe ayakla inilir. De hani kademe basamaktan ayakla inilir. Ya iniyorum basamak. Kadem ineriz. Kademe in. Erol yani. Gel, moralini bozma. İyisin. Aslında düşünseydim gerçekten. Hatam şu oldu, deyimi genel anlamıyla değerlendirdim. Sırra kadem basmak, yok olmak olur. O yüzden duman mı yok oluyor yoksa mühür mü dedim. Aslında düşününce kadem, kademeden, kademe, aşama aşama. Evet. Basamak, ayak, maalesef. Peki, daha 5 sorunuz var. 5 kademe yükselebilirsiniz. Ya da bilemeyip yarışmayı bitirebilirim. Olsun, gene bildiğim sorular pozitif oldu. Pozitif bir enerjiyle evet. Düşünelim. Evet, kendime güvenmek peki. İstiyorum. Şimdi Işıl Hanım için yeni sorumuz gelsin. ...2005 yılında paramızdan kaç sıfır atılmıştır? A2, B4, C6, D8. Mesela eskiden 1 milyon diyorduk. 1 milyon. Artık 1 lira 6 sıfır atılmıştır. Fazla düşünmek istemiyorum. İnanın çok heyecanlıyım. Ve çok aşağılara indim. Çok da gerildim. Ama eğer yanlış cevap verirseniz eleneceksiniz. Evet biliyorum ama inanın ya 2005 yıl yani 6 hala sıfır hep... Hala 50 bin liraya çıkma şansımız var. Hep 6 sıfır gitti diye. Çünkü bir sürü sıfırlar yani düşünemiyorum da 15 milyon vardı. Şimdi 15 milyon olan birine... 1 liram var eskiden. Ay inanın düşünemiyorum. Bu yarışmada gerçekten... Son 15 saniye. 6-0 gitti. Beynimde öyle kaldı. 6-0'dan kurtuluyoruz peki, diye böyle bir şey. Peki sistemimiz C şıkkı 6'yı kilitlesin mi? Kilitlesin çünkü ben burada kilitlendim. Artık peki. Çözülmek istiyorum. Bakalım 11. sorunun doğru cevabı neymiş? Galiba bilemedim. Çok heyecanlıyım. Bakalım çünkü devam mı edeceksiniz? Düşünemiyorum. Yani beynim yoksa durdu. Yoksa elenecek misiniz? Jokerlerim gidince inanın beynim durdu. Evet, bu doğru cevap sizi 2000 liraya yükseltiyor. Biraz önce söylemiştim. Yani sorularımız daha var ve daha yükselme şansımız var. Evet ama inanın şunu fark ettim. Jokeriniz gidince ve düşünce beyniniz de duruyor. Böyle bir kapatıyor yani. O kepenk kapanıyor. Bay bay diyor. Seni bırakıp gidiyor. O durumdayım. O yüzden fazla düşünemiyorum. Peki İlk o zaman yine geleni. Şöyle derin bir nefes alın ve sıradaki soru gelsin. Evet. Hangisi avlanmakta kullanılan aletlerden biri değildir? A olta, B kapan, C zıpkın, D tasma. Oltayla avlanılır, kapanla da avlanılır, zıpkınla da avlanılır ama tasmayla avlanmaz. Köpeklerin boynuna tasmalarımız var. Keşke koymasak ama koymamız da gerekiyor. Onlara da üzülüyoruz tasma koyunca boyunlarına ama tasma diyorum D şıkkı. Sistemimiz D şıkkını kilitlesin mi? Lütfen. Sistemimiz D şıkkını kilitledi. Bakalım 12. sorunun doğru cevabı D tasma mıymış? Tasma cevabı sizi 5000 liraya yükseltti. Evet, o kadar çok indim çıktım ki bir aşağı indim. Hani tepeyi de gördüm, dibi de gördüm derler ya. Son 3 soru, 50 bin lirayı kazanma şansınız var hala. Son 3 soru mu bu son arada? Son 3 soru. Of ne kadar hızlı geçmiş. Işıl Hanım,
sizi 10.000 liraya taşıyacak yeni sorunuz geliyor. Tamam. Fransızca bir kelime olan ambulansın Türkçe karşılığı nedir? A. Hasta otomobili. B. İlk yardım. C. Can kurtaran. D. Hızır acil. Evet, ilk yardım değil. Can kurtaran da suda boğulanları kurtarır zaten. Hızır acil de değil. Hasta otomobili demek istiyorum. Günlük hayatta daha çok biz hepimiz ambulans diye kullanıyoruz ama bunun direkt Türkçe karşılığı olarak da hasta otomobili. Peki sistemimiz A şıkkını kilitlesin mi? Lütfen. Sistemimiz A şıkkını kilitledi. Eğer sorunun cevabını doğru olarak bilirseniz 10.000 liraya çıkacaksınız. Eğer yanlış cevap verirseniz 4 basamak düşeceksiniz. 100 liraya. 100 liraya. Ama can kurtaran, hani can kurtaranlar olur böyle havuzda, denizde çocuk atlarlar, kurtarırlar. Daha çok araç değil de... Yaptığı iş olarak değil, ambulansın kelime anlamı. Kelime anlamı. Yani ben onu can kurtaran deyince direkt bir kişi, bir insan olarak düşündüm. Yani ambulans da bir nesne olduğu için daha çok hani bir araç, otomobil gibi düşündüm. Fransızca'daki ambulans. Aman Allah'ım. Bir ambulans çağıralım mı bana? Bana bir ambulans çağıralım mı? Ambulans çağırmayalım, bir alkış alalım. İnanamıyorum. Evet. Yeni sorumuz gelsin mi? Lütfen. Yeni sorumuz gelsin. Geleneksel yağlı güreş müsabakalarında sporcuların giydikleri kıyafete ne denir? A. Kispet. B. Bizon. C. Robadan. D. Tayt. Tayt gibi bir şey giyiyorlar ama onun tayt olmadığı, yani isim olarak tayt olmadığını, özel bir adı olduğunu biliyorum. Kispet gibi geliyor aklıma. Bizon da değil. Robadan'ı hiç bilmiyorum gerçekten. Kispet diye aklıma geldi. Doğru olmaya da bilir ama ışıkları görünce kispet dedim. Kispet. Peki, demek istiyorum. Sistem A kispet cevabını kilitlesin mi? Lütfen kilitlesin. Sistemimiz A kispet cevabını kilitledi. Bakalım tamam mı, devam mı? Devam olsun. Sorunun doğru cevabı... Oley! Kismet doğru cevabı sizi tekrar 500 liraya çıkartıyor. Son soruya geldik. %25. Evet. Şimdi Işıl Hanım, yarışmamızın kuralları gereği son soruda eğer doğru cevabı bilirseniz bir üst sıraya yükseleceksiniz. Ama soruyu ve şıkları gördükten sonra eğer çekilmek isterseniz şu anda olduğunuz yerin altındaki 100 lirayı alacaksınız. Evet. Eğer yanlış cevap verirsiniz hiçbir şey kazanamayacaksınız. Evet. 15. soru geliyor. Hangi meyvenin farklı renklerde çeşidi yoktur? A kayısı, B erik, C elma, D üzüm. Üzümüm vardır, S üzüm, yeşil üzüm var, sarı üzüm. Elmanın da var, sarı kırmızı. Erik, erikte malta eriği var, normal yeşil erik var. Kayısı, kayısının yok. Ay, kayısı ama kayısı siyah, kuru kayısı var, bir siyah. Ya cevap vermek istiyorum. Erik, yeşil erik var, bir de mürdüm eriği var. İki tane olduğu için ben kayısının yoktur demek istiyorum. Yani nektar var ama nektar da başka bir şeydir, kayısı diye geçmez. O yüzden kayısı diyorum. Peki sistemimiz A şıkkını kilitlesin mi? Lütfen kilitlesin. Sistemimiz A şıkkını kilitliyor. Oley! Tebrik ediyorum, bizden 1.000 lira kazandınız. Evet.
yarım dans yaptım. En çok neye sevindim biliyor musunuz? Elim boş dönmediği için. Yani 100 lira bile alsam bu 100 lirayı kendi bildiğim, bilgimle almış olmak çok ayrı bir duygu. Az da olsa, çok da olsa bilgimle, kafamla aldığım için o yüzden çok mutluyum yani. Emeğinizin karşılığını evet, aldınız. Evet, 1000 lira belki. Herkes mutlu ettiği için beni çok mutlu etti. Enerjiniz hep böyle olsun, yüzünüzde gülsün. Çok teşekkürler. Aşağılar diliyorum. Çok sağ olun. Işıl Hanım'ı alkışlarla gönderiyoruz. Bravo. Çok iyi, çok iyi. Siz de Joker yarışmasına katılmak isterseniz jokeroyna.com adresine girip oradaki başvuruyu yapıp yarışmamıza katılabilirsiniz. Türkiye'nin ekranı TRT 1'den herkese iyi geceler efendim.